Arkadaşlar merhaba. Şu anda dün burada bir tane abimiz vardı. Kendisinin parası olmadığı için bize ilaç reçetesini, kimliğini verdi. İlaçlarını temin ettik. Şimdi onu teslim edeceğiz. Yani elimizden gelen bu kadar arkadaşlar. Gönül ister ki daha güzel mertebelerde ağırlayalım onları. Ama bakacağız inşallah, sizlerin de desteğiyle daha güzel bir mertebeye oturtacağız. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Verelim abi. Taşınan bölgelere sürdükten sonra direkt dışı alıyorsun. Anladın mı? Önce süreceksin, kuruyacak. Kuruduktan sonra dışa gireceksin, banyoya. Bu da ilaç. Bak abi, bunu da tok karınla yapıyorsun. Yemekten sonra, tamam mı? Yani bu. Günde bir kere. Günde bir kere, aynen. Tok karınla. Kimliğini kaybetme. Bunu sürüyorsun ya, sürdüğün yerden kuruyacak. Ondan sonra dış alacaksın, anladın mı? Şimdi şu anlık yapabileceğim bir şey bu kadar abi. Merhaba. Şimdi şöyle bir pozisyon var. Koronavirüs kapsamı çerçevesinde, yani bu insanların bu bulaş noktasını en aza indirmek için bakanlık tarafından ve valilik tarafından, işte il hırsız sağ kurumları tarafından sokağa çıkma yasakları ilan ediliyor. Şimdi böyle bir pozisyon var arkadaşlar. Şu anda biz Taksim'deyiz. Ufak tefek gezdik, baktık. İnsanlar karamsarlığa düştü. Çünkü sokağa çıkma yasaklarında sokak çocukları yemekleri alabilecek statüde yerleri biraz yapamıyorlar. Dükkanlar, marketler vesaire kapalı oluyor. Bu konuyla alakalı bir farkındalık oluşturup aslında belediyeler dahilinde sokak çocuklarına yemek yardımında bulunabilirler. Çünkü bir farkındalık oluşturulması gerekiyor bu konuyla alakalı. Geçen sokağa çıkma yasağında ben de dışarıdaydım mesela. Biz yemek bulamıyorduk o çerçevede. Karakollara falan gidiyorduk. Polislerden kumanya istiyorduk. Arkadaşlar havalar zaten soğuk. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Battaniyeydi, ayakkabıydı, yemekti, çaydı, çorbaydı ama şimdi belirli bir yerden sonra da sosyal toplum adı altında farkındalık oluşturmak gerekiyor. Yani en azından bu bildiklerimizi çevremizde paylaşarak bir bilgi akışı sağlayabiliriz. Olabildiğince sokakta kalan insanları mazur görmemek, onları topluma kazandırmak, onları işlemek gerekiyor, rehabilite etmek gerekiyor. Sürekli bu konu hakkında konuşuyoruz arkadaşlar. Videolarımı takipte kalmaya devam edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı da çok müteşekkirim. Beni destekleyen, bana gönül veren, benim davama inanan bütün herkese huzurlarınızda saygıyla teşekkür ediyorum. Çünkü ben farklı bir insanım. Yani çevremdeki doneleri değerlendirmek, insanları insanlarla buluşturmak, referans olmak için varım. Ve sokakta kurtarılmayı bekleyen mücevherleri keşfetmek için varım. Benim bu davamda bana destek oluyorsanız çok teşekkür ederim. Destek olmayanlara saygı konusunda çok teşekkür ediyorum. Sonuç itibariyle onların da görüşlerine saygı duymak gerekiyor. Çünkü sokağın felsefesi biraz çetrefilli. Sokakta insanlar öğrenilmiş çaresizlik kaidesine kapılıyorlar. Daha doğrusu sokaklarda insanlar hep uyuşturucu bataklığının içerisinde oldukları için kendilerini unutuyorlar, kendilerinden geçiyorlar. Hayattaki sorumluluklarını unutuyorlar, kişiliğini, karakterini unutuyorlar, inançlarını kaybediyorlar. Biz de onları işleyerek, rehabilite ederek onları tekrar hayata kavuşturmayı hedefliyoruz arkadaşlar. Bu konuyla alakalı beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Ankaralı Eren abim, kendisinden Allah razı olsun. Bak adam ta Ankara'dan battaniye gönderdi. Biz o sokak çocuklarına dağıtırken insanların gözlerindeki ışıltıyı görmeniz lazım arkadaşlar. Bu soğuk havalarda, karlı yağmurlu havalarda gerçekten insanlar ölüyor. Bunu devlet yansıtmıyor. Çünkü kimsesi olmadığı için medyatik olması gerekmiyor. Yani medyatik olabilecek bir pozisyon görünmüyor. Arkadaşlar bu konuyla alakalı kesinlikle boş verilmemesi gereken bir konu bu. Sokakta kalan insanlar daha fazla soğuk havalarda ölmesin. Battaniye, giyilmedi elbiseleriniz varsa, ayakkabılarınız varsa çevrenizdeki insanlarla paylaşabilirsiniz. Paylaşmak İslamiyet'in en kadim felsefesidir.
Beni izlemeye, kanalıma abone olmayı, videoları takip etmeye devam edin arkadaşlar. Saygılarla esen kalın.